Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yarım çay bardağı yağla bir tepsi kır sebzeleriyle kızartma yapacağız. Tabi kızartmayı fırında hazırlayacağız. Hem çok hafif hem de oldukça lezzetli. Çocuklar bile bu lezzete gerçekten bayıldı. O zaman buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. 1 tane küçük boyu karnabahar ve 1 tane de brokolimiz var. Sizler bu tarifi ister sade karnabaharla veya sade brokoli kullanarak da yapabilirsiniz. Miktarını tamamen sizlere bırakıyorum. Karnabaharımızı böyle çiçek çiçek ayıralım. Karnabaharı tencerede pişirirken hafif bir kokusu olur. Ama bu şekilde kesinlikle koku falan da olmuyor. Evet bir tane küçük karnabaharımızı böyle çiçek çiçek ayırdık. Şimdi brokolimizi yine çiçeklere ayıralım. Tabii karnabahar biraz sert olduğu için biraz daha uğraştırıyor. Karnabahar ve brokoli sevmeyenlere bu tarifle sevdirebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapımı da görmüş olduğunuz gibi böyle sebzelerimizi doğradınız mı tamamdır. Doğradıktan sonra bir kasenin içerisine suyumu almıştım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar sirkemizi ekleyip ve karnabahar brokoli hemen suyun içerisine alıp 10-15 dakika kadar bekletelim. Karnabahar ve brokoli ne kadar yıkarsanız yıkayın çiçekleri ayırdıktan sonra bu şekilde bekletmenizi tavsiye ederim. Çok daha temiz oluyor. Şimdi diğer sebzelerimizi doğramaya geçebiliriz. İki tane havucumuz var halka halka dilimleyelim. Sizler havuç miktarını arttırabilirsiniz. Başta da söylemiş olduğum gibi sebze seçimi ve miktarlar tamamen sizlere kalmış. İki tane de kırmızı biberimiz var. Kırmızı biberlerimizi de yine halka halka doğrayalım. Karnabahar ve brokolimizi yıkayıp süzdürelim. Fırın tepsimize pişirme kağıdı serelim. Üzerine hazırlamış olduğumuz sebzelerimizi hemen alalım. Ayrı bir kapta soslamaya falan hiç gerek yok. Aynı tepside hazırlayabiliriz. Üzerine 4 diş sarımsağımızı rendeleyelim. Sarımsak inanılmaz bir aroma veriyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra üzerine baharatlarını ilave edelim. Baharatları damak tadınıza göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz serpelim. Bir tatlı kaşığı pul biber. Tabi acılı sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Biraz karabiber serpelim. Son olarak bir tatlı kaşığı toz kırmızı biberimizi serptik mi? Tamamdır. Ve yarım çay bardağı zeytinyağım var. Hemen üzerine gezdireyim. Sizler zeytinyağı yerine arzu ederseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağını ve baharatlarını ilave ettikten sonra güzelce harmanlayalım. Bu işlemi isterseniz elinizle daha kolay bir şekilde de yapabilirsiniz. Sebzelerimizi harmanladıktan sonra tepsimize yayalım. Bir tepside bütün işlemini yaptıktan sonra şimdi fırınımıza pişmeye gönderebiliriz. İki aşamalı olarak pişireceğiz. Buna çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fanlı ayarda ilk aşamasını pişirelim. 20 dakikanın sonunda hemen tepsimizi çıkarıp kontrol edelim. Evet, üzerleri güzelce kızarmış ama tam olarak pişmemiş. Bu aşamadan sonra bir spatula ile bütün sebzeleri böyle alt üst karıştıralım. Karıştırdıktan sonra tekrar tepsiye bütün sebzeleri yayalım. Sebzeleri iki aşamalı olarak pişirdiğimizde sebzeler yanmadan oldukça güzel kızarmış olacak. Evet, karıştırdıktan sonra hemen fırınımıza verelim. Bu sefer fanlı değil normal fansız ayarda pişireceğiz. 15 dakikanın sonunda sebzelerimiz gayet güzel kızarmış ve harika bir şekilde pişmiş. Tabi fırından fırına pişme süresi değişebilir. Bunu mutlaka göz önünde bulunduralım. İnanılmaz mis kokusu var. Ee, Kız sebzelerini sevmeyenler bu tarifle denesin. Eminim onlar da çok beğenecekler. Hem güzel kızardı içi de gayet güzel pişmiş kızartmayı ister sarımsaklı yoğurtla isterseniz sade olarak servis yapabilirsiniz. Üzeri için sarımsaklı yoğurt hazırladım. Yoğurtlu sosumuzu gezdirelim. Bu tarifi kahvaltıda bile yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Yoğurdunu gezdirdikten sonra üzerine biraz kuru nane ve biraz da pul biber serpelim. Tabi isteyenler üzerine yağ yakıp gezdirebilirler. Öyle de çok lezzetli oluyor. Yarım çay bardağı ile çok güzel bir kızartma yaptık. İster yoğurtlu isterseniz sade olarak yapabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi et yemeklerinin yanına inanılmaz yakışıyor. Tabi bu lezzeti kahvaltılarda da yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Daha önce fırında kır sebzeleriyle kızartma yapmadıysanız ısrarla tavsiye ederim. İnşallah sizler de çok beğenirsiniz. Bugün de sizlerle çok sağlıklı ve çok lezzetli bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum kısmına kıymetli yorumlarınızı, güzel emojilerinizi bekliyorum. Bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak için kanalıma abone olup daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.